Hipokrat da bizden, İbn Sina da. Askepio da, Lokman Hekim de el ele ölümsüzlüğü arayan. Hekimlerin yetkilerini ve cezai sorumluluklarını kayda geçiren Hammurabi de bizden. Claudius Kalen de, Razi de, Şerafettin Sabuncuoğlu da. Rönesans ve aydınlanma çağının ardından bağımsız bir mesleğin doğuşuna tanıklık edildi. Sanayi devriminin de mesleğe yansımalarının ardından 1900 yılında Uluslararası Diş Hekimleri Federasyonu kuruldu. Çok değil, 8 yıl sonra Profesör Doktor Halit Şazi'nin çabalarıyla ilk dişçi mektebinin açılmasıyla Anadolu'da da diş hekimleri bilimselliğe kavuşur ve 1911 yılında 43 diş tabibi mezun olur. 1912'de kurulan Darülfünun Osmani Tıp Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezun ve Talebe Cemiyeti, 1925'te Diş Tabipleri Cemiyeti adını alır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya'yı terk ederek ülkemize gelen Alfred Kantrowitz'in diş hekimliğinin gelişimine önemli katkıları olur. Türk Tabipleri Birliği'nin kurulmasıyla diş hekimleri de TTB bünyesinde temsil edilir. 1985 yılına gelindiğinde 3224 sayılı kanunla kurulan Türk Diş Hekimleri Birliği'nin doğuşuyla artık ellerini ellerin, yüreklerini yüreklerin yanına koyan diş hekimleri bağımsız bir meslek örgütü çatısı altında toplanır. TDB kısa süre içinde emeklemeye, ardından yürümeye ve koşmaya başlar. Ağız ve diş sağlığını genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak gören TDB, toplumun ağız ve diş sağlığı göstergelerini iyileştirmeye çalışırken, kolay ulaşılabilen, eşit, nitelikli bir hizmet anlayışıyla bilimsel ve koruyucu temelli politikaları savunur. Bir yandan da kamu ya da serbest, tüm diş hekimlerinin haklarını ve etik değerlerini korumak ve geliştirmek için çaba gösterir. Mesleğin sorunlarını dile getirmekle kalmayarak çözüm önerilerini sunar, mesleki politikalarını ülkeyi yönetenlere anlatarak onları bu görüşe ortaklaştırmaya çalışır. TDB, fakülte eğitimlerinde elde edilen bilgi ve becerilerin unutulmaması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, uygulama standartlarının yükseltilmesi çabası içinde olmuştur. Aynı zamanda topluma da daha nitelikli sağlık hizmeti verme anlayışını sürdürmüştür. Akademik eğitim sonrası uyguladığı sürekli diş hekimliği eğitimi programıyla eğitim ve uygulama standartlarını yükseltme çabalarını Türk Diş Hekimleri Birliği Akademisi'ni kurarak bir adım daha ileri taşımıştır. TDB ve Diş Hekimleri Odaları toplumda ağız ve diş hastalıklarının yaygınlık ve şiddetinin azaltılabilmesi için gerek Sağlık Bakanlığı, gerek üniversiteler, gerekse endüstriyle çok sayıda toplumsal projeyi hayata geçirmiş ve geçirmektedir. Son olarak gönüllü diş hekimlerinin katılımıyla 11 ilde yürütülen ve 4 yılda tamamlanması planlanan Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi 3 yılı geride bıraktı. TDB ve Diş Hekimleri Odaları, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türk Veteriner Hekimler Birliği gibi sağlık meslek birlikleriyle işbirliği içinde gerek sağlık sisteminin, gerek kamu ve serbest sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bütün bu çalışmaların önemli bir ayağı da uluslararası ilişkilerdir. TDB kurulduğu günden beri uluslararası platformda çalışmalarını sürdürmektedir. TDB daha ilk yıllardan düzenli olarak FDI kongrelerine katılırken, 1992'de Avrupa Diş Hekimleri Bölgesel Organizasyonu'na üye olur ve ERO toplantılarını iki kez İstanbul'da gerçekleştirir. Bugün FDI konsey üyeliği, ERO Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere çeşitli komitelerde temsil edilen oral sağlık yüzyılında dünyaya öncülük etmeyi hedef olarak belirleyen TDB'nin FDI içinde yükselişi de devam etmektedir.
TDB'nin uluslararası platformlardaki başarıları ve düzenlediği kongrelerdeki organizasyon kabiliyeti FDI'ın gözünden kaçmamış, 2013 yılında İstanbul'da gerçekleşen FDI 101. Kongresi, federasyonun son yıllardaki en görkemli organizasyonu olmuştur. Genel sağlık-oral sağlık ilişkisi, FDI'ın 2020 vizyonu olarak belirlenmiş, TDB tarafından 2013 İstanbul Kongresi'nde verilen önerge üzerine 120 ülke birliği tarafından imzalanan İstanbul Deklarasyonu'yla kalıcı hale gelmiştir. TDB Genel Başkanı Profesör Doktor Taner Yücel, bugün ERO bölgesinin ortak adayı olarak FDI Başkanlığı'na yürümektedir. Eylül ayında Bangkok'ta yapılacak kongreden FDI Başkanı seçilerek çıkması, 100 yılı aşan mesleğimiz için doruk noktası olacaktır.